Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, bir varmış, bir yokmuş. Daha doğrusu sarayda varmış, halkta yokmuş. Kral bolluk içinde, halk yokluk içinde yaşarmış. Kibirli kralın kedi kadar cesareti yokmuş ama, masal bu ya, kendini aslan zanneder, yüreklere korku salarmış. Kimini kaşının üstünde gözün var diye, kimini de gözünün altında gözyaşın var diye, atarmış surlardan aşağı. Halk da korkudan sesini çıkarmazmış. İnsanlar benim başıma gelmedi ki, vardır bir suçu herhalde diye düşünürmüş. Kibirli kral giyimine kuşamına çok düşkünmüş. O kadar kendinden eminmiş ki hayatta hiç hata yapmayacağını düşünür, kendini herkesten üstün görürmüş. Günlerden bir gün komşu ülkenin kralının kendisini ziyaret edeceğini duymuş. Bu kralı hiç sevmez, onun ülkesinin de kendisinin olacağının hayalini kurar, bir türlü doymak bilmezmiş. Fırsat bu fırsat, en şık ben olmalıyım diye düşünmüş ve terzi aratmaya başlamış. Yaverlerine emir vermiş. Dünyanın dört bir yanına haber salın. Bir terzi bulun bana. Dünyanın en güzel elbisesini istiyorum. Bir sürü terzi gelmiş, lakin hiçbirini beğenmemiş. Sonra bir gün uzak ülkelerin birinden bir bilge terzi çıka gelmiş. Kralın huyunu suyunu bilen ve ona bir ders vermek isteyen terzi, kralın karşısına çıkmış ve ''Öyle güzel bir kumaşım var ki, öyle şık olacaksınız ki, sizden kimse gözünü alamayacak. Herkes sizi konuşacak, çok güzel görüneceksiniz ve sizden önce hiç kimse de olmayacak bu giysi.'' Kral çok şaşırmış tabii, hemen kabul etmiş ama terzi eklemiş. ''Yalnız kralım, benim diktiğim elbiseyi akıllı ve görgülü olanlar görebilir. Bu yönüyle de eşsiz ve benzersizdir. Tek şartım var, ben dikerken işime karışılmasın.'' Gel zaman git zaman sonunda terzi bitirmiş ve sözde elbiseyi krala giydirmiş. Kral aynanın karşısına geçmiş ama ne görsün? Üstünde hiç giysi yok. Tam kızacakken terzi araya girmiş. ''Çok şık oldunuz kralım, dünyada bir eşiniz daha yok. Sadece akılların gördüğü bu kumaş size çok çok yakıştı.'' Kral düşünmüş taşınmış, tatlı tatlı kaşınmış, bozuntuya vermemeye karar vermiş. Aptal durumuna düşmemek için ''Evet, çok güzel.'' demiş. Etrafındakilere sormuş. Elbette hepsi korktuğu için cesaret edememişler doğruyu söylemeye. Ve ''Çok güzel efendimiz, harika oldunuz efendimiz.'' demişler. Kral daha da böbürlenmiş. Büyük bir kendini beğenmişlikle çıkmış halkın arasına. Halk çok meraklı çünkü duymuşlar sadece akılların görebileceği iddiasını. Halk görünce şaşırmış. Kralın üzerinde iç çamaşırlarından başka hiç giysi yok. Herkes görmüş anlamış vaziyeti. Kralın nasıl kandırıldığını fark etmişler. Korku, korku bu ya. Hiç kimseden çıt çıkmamış. O anda bir çocuk atlamış meydanın ortasına. Parmağıyla kralı işaret etmiş ve gülerek bağırmış. Kral çıplak! Bir anda halk bu ilk sesle cesaretlenmiş ve kahkahalar atılıp hep bir ağızdan birlik içinde bağırılmış. Kral çıplak! Bu seslere kralın çevresindekiler de katılmış. Korkuyu aşmışlar, kırmışlar zincirlerini ve hep bir ağızdan gerçeği söylemişler. Kral çıplak! En sonunda kral durumu geç de olsa böyle bir acı olayla anlamış ve çok utanmış. Gökten üç elma düşmüş. Biri dinleyene, biri anlayana, biri de...